Evet, şimdi uyandım, yüzümü yıkadım ama hala dehşet uykum var ve hava soğuk, biraz üşüyorum. O yüzden gidip kendime şimdi okul için kıyafet bulacağım. Okulumuz normalde serbest değil ama şu an bizim okulumuz 3 hafta erken açılmıştı ve şu an bu son haftası. Haftaya tekrar formaya döneceğiz. O yüzden gidip kendime kıyafet bakacağım buradan. Hava çok soğuk olduğu için galiba tişört üstüne sweatshirt giyeceğim. Sonra belki sweat'i çıkarım. Şansıma hava kötü. Tişört olarak bunu beğendim. Zaten dün aldım. Takı falan da takarım. Altına tayt, üstüne sweat yapacağım. Sweat olarak bu beyaz sweat'i tercih ettim. Altına da siyah tayt. Şimdi bunları giyinip geliyorum. Şimdi ben giyindim ama hava şansıma o kadar o kadar soğuk ki bütün arkadaşlarım donuyorum diye snap atmış. O yüzden yani şu an şöyle bile üşüyebilirim, mont bile giyebilirim, bilmiyorum. Şimdi hemen bir saçımın üstünden düzleştiriciyle geçmem gerekiyor. Daha dün düzleştirmiştim ama biraz bozulmuş gördüğünüz gibi. Hemen çok hızlı düzleştiriciyle geçeceğim. Daha sonra makyaj yapacağım. Sonra çantamı hazırlayacağım. Sonra da çıkmam gerekiyor ve bunları yapmak için sadece 20 dakikam var. Şimdi saçımın üstünden geçmeye başlıyorum. Tarakla tarıyorum önce, sonra böyle düzleştiriyorum. Ya genelde bunu maalesef her sabah yapıyorum çünkü kabarık saçla okula gitmek en nefret ettiğim şey. Düz saçla gitmeyi çok seviyorum. O yüzden sürekli böyle yapıyorum. Ama şu an çok geçemeyeceğim üstünden çünkü vaktim az. Hemen şöyle bir 2-3 dakika yapacağım. Buraları da yapacağım. Evet, şu an böyle iyice üstünden geçiyorum. Okey, saçlarım bitti. Şimdi makyaj yapmam gerekiyor. Böyle saçımı arkaya çekiyorum. Yine makyaj konusunda da okulumuz daha açılmadığı için biraz daha serbestiz. Yoksa daha hafif görünmeyecek şekilde makyaj yapıyorum. Ama şu an hani çok azıcık daha fazla yapabilirim. Okulum tam olarak açılmadığı için. Okulum 9'da açılıyor. 12.50'de bitiyor bu süreçte. 3 haftalık süreçte. Bizim okul 3 hafta erken açıldı. Normalde dediğim gibi 9 saat. 9 ders yani. Şimdi kapatıcı yaydıracağım biraz. Burada ne kadar erken uyursam uyuyayım asla ama asla sabahları hiç zorlanmadan kalkamıyorum. Her zaman bir zorlanma oluyor. Buralarım hep yara ve tahriş oldu. O yüzden oralarımı kapatacağım. Aynam da o kadar pis ki kendimi göremiyorum. Şu an kendimi sadece kameradan görüp makyaj yapabiliyorum. Okey, kapatıcımı yaydım. Şimdi allık uygulayacağım. Allık içinde bu Chicken Heat diye bir allık var. Çok hafif, çok doğal duruyor. Ondan pıt pıt yapıyorum böyle. Hafif dudağıma da yapıyorum. Şu an var ya, 10 dakika sonra ders başlıyor ve ben daha kahvaltı edip çantamı falan hazırlayacağım. Okey bu arada bence makyajım. Bilmeyenleriniz için ben 11. sınıfa geçtim. Zaten okulumun erken açılmasının sebebi üniversite sınavı hazırlıkları. 11. sınıftan niye üniversiteye hazırlanıyorsun diyebilirsiniz. İnanın benim de hiçbir fikrim yok. Okulum öyle istiyor. Son olarak, artık gerçekten son olarak gloss süreceğim. Bunu da dün almıştım. Evet. Şimdi parfüm sıkacağım. Body Mist. Bunu seçiyorum. Seni seçtim birkaçını. Böyle sıkıyorum terliğime. Şimdi gidip yemek yiyeceğim. Şimdi labneli ekmek, böyle domates, salatalık, peynir falan. Salatalık yok gerçi. Bir de meyve suyu. Şimdi bunları yiyeceğim ve okula geç kaldım. Galiba bir ders geç gideceğim o yüzden.
Efendim. Benim bir şey değil mi? Ne diyorsun Hüseyin, videodayım. Şu an kardeşim okula gidiyor ve ben daha yemek yiyorum. Şu an çok geç kaldım galiba. Bu arada yine söylüyorum, okulun tam açılmadığı için şu an bu kadar rahatım, yoksa koşuyordum. Arkadaşlar şimdi bu benim çantam. Çantama kruvasan koyacağım, meyve suyu koyacağım. Bir de 20 lira koyacağım su falan alırım diye. Ama okul 5 ders olduğu için şu an zaten çok bir şey almıyorum, içmiyorum, acıkmıyorum da. Ama yine de koyacağım. Bir de sadece küçük bir defter ve kalem kutum var. Okula gitmeye hazırım. Bu şekil üst, bu şekil alt. Şu an çok karanlık, işi açayım. Altına da galiba Converse giyeceğim çünkü diğer ayakkabılarım, Air Force'larım, Dunk'larım pis. O yüzden Force giyerim diye düşünüyorum. Evet, şu an okul yolundayım, yürüyorum. En yakın arkadaşım bugün okula gelmiyormuş, o yüzden çok mutsuzum. Ama yine de gidiyorum maalesef çünkü anne babam zorluyor. Her anne babanın olduğu gibi. Bir de biraz geç kaldım. Yani tam şu an 2 dakika önce falan ders başladı. Ama ilk 10 dakikaya kadar tabii hani çok kızmıyorlar. İlk 10 dakikadan sonra geç yazılırım büyük ihtimalle. O yüzden biraz hızlanmam lazım. O yüzden şu an yani koşacağım. Koşuyorum. Geç kaldım. Arkadaşlar ben şu an eve geldim ve okul çok yorucuydu. İlk 4 ders ruh gibi gezdim. Sadece son 2 ders iyiydi, eğlenceliydi. Onun dışındaki teneffüsler uyudum galiba. Çok hatırlamıyorum çünkü sıkıcıydı bugün. Çok eğlenceli değildi açıkçası. Şimdi yatağımı falan hiç toplamamışım. Dedim ki vlog'u devam ettireyim. Hem biraz temizlik yaparım hem de işte böyle hani video uzamış olur. Şimdi odamı temizleyeceğiz. Makyaj masamı dün değil önceki gün bayağı bir toplamıştım. O yüzden güzel duruyor şu an. Ama odamın diğer kısımları için aynı şey söyleyemeyeceğim. O yüzden şimdi size oda toplayacağız. Bu da dün aldığım crop. Giydim böyle nasıl duruyor diye. Tabii ki ilk olarak yatağımdan başlayacağım toplamaya. Evet, burayı hallettim. Şimdi çalışma masasına geçeceğim. Burası güzel şu an. Bu kısım bayağı bir dağınık. Bu arada ben odamı bir tık yenilemek istiyorum. Yani şöyle şuradaki koltuğu, şuradaki kitaplığı falan kaldırmak istiyorum ama bunları nereye koyacağımı bilmediğim için kaldıramıyorum. Yoksa bir saniye bile odamda tutmam çünkü çok kalabalık ve çok artık odam eşya taşıyor. O yüzden ben de alabildiğince toplamaya çalışıyorum ki hani düzgün dursun. Şimdi burayı toplayacağım ama buranın çok işi yok yani. Bir 5 dakikada hallederim herhalde diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, burayı da topladım şimdi ve sadece yapacağım hiçbir şey kalmadı. Yani odamı nereye, her yeri topla, her yeri güzel. Şimdi arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Ya daha doğrusu şimdi değil, bir 40 dakika sonra, 1 saat sonra falan Beren'le dışarı çıkacağız. O yüzden giyinik bir şekilde Beren'i bekleyeceğim. Bir de anneannem gelmiş, onunla bir konuşacağım. Sonra gün içerisinde yaptığım şeyleri çekmeye çalışırım. İnşallah çekerim.
evden çıktım ve annem beni arabayla Beren'in yanına bırakıyor. Beren'le buluşacağız. Büyük ihtimalle Starbucks'ta bir kahveye 40 lira verip her hafta konuştuğumuz şeylerin aynısını konuşuruz diye düşünüyorum. Öyle yani. Bayağı süslendim. Belki fotoğraf çekilirim diye. Bir de geçen gün şey olay yaşadık, anlatayım. Starbucks'ta oturuyorduk, böyle fotoğraf çekilmeye çalışıyorduk ama Beren hiç çekemiyor beni. Çok kötü çekiyor. Sonra yanında bir kız, büyük bir abla dedi ki ben fotoğrafçıyım, ben çekeyim. Sonra o çekti, sonra Insta'ya post attı. İnşallah gene o ablalar vardır, gene beni çekerler. Şimdi gidiyorum AVM'ye. Bazı aşklar yarım kalmadı. Lan! 40 lira gitti. Beren'i bıraktım şurada, gördüğünüz gibi. Eve gidiyorum ama eve gitmeden önce acaba markete uğrayıp bir şeyler mi alsam diye düşündüm. Neyse, almayacağım. Ay, eve gidiyorum. Evde ne yapacağımı bilmiyorum. Evde büyük ihtimalle dizi izlerim ve makarna falan yaparım. Ben şimdi eve gelmiştim ya, hani uyuyakalmışım şakasız. Dün gece çok uyuyamamıştım ve okul beni çok yoruyordu. Direkt uyuyakalmışım. Şu an yeni uyandım ve hiç iyi olmadı yani. Gece uyuyamayacağım şimdi de. Çünkü 4 saat uyumuşum. 7'de uyumuştum. Saat şu an 11. Yani 4 saatten de fazla galiba. Annemler okul kitaplarımı almış. Çok meraklı bir şekilde gidip okul kitaplarımı göstereceğim size. Kitaplarım geldi. Şu an bir sürü var. Şimdi hemen döküp bakıyoruz neler var diye. Bu arada da İngilizce kitaplarım eksik ama ona rağmen çok fazla kitap var. Oh maşallah. Çok iyi. Şimdi sayıyoruz. Matematik kitabı var öncelikle. Böyle bir. Sonra tabii ki de 11. sınıf olduğum için artık test kitapları var böyle. Bu Türk dili için. Yine Türk dili için soru bankası var. Sonra yine Türk dili için ders anlatım föyü var. Paragraf kitabı var. Soru bankası. Harika. Din kültürü için de soru bankası var. TYT. Sonra yine TYT, AYT geometri var. Allah kahretsin, geometriden nefret ediyorum. Sonra yine TYT matematik var. Oğlum kaç tane matematik var? Aa, yalnız benim alaka dersle. Abi bir de şu kadar kalın. O da harika abicim. Sonra ne var? Fakir Baykurt. Oo, bu kitabı kesin okuyacağım. Kuvayi Milliye var. Bunu biliyordum zaten. Sefiller var. Ay, sefillerin galiba okumuştum diye hatırlıyorum. Ama bilmiyorum, çok tanıdık geldi. Memleket hikayeleri var. Bunu beğendim. Sonra bir de böyle bir kitap var. Bunlar okuma kitaplarıydı. Şimdi geldik asıl ders işleme kitaplarına. Demin gördüğünüz hepsi neredeyse soru işlemek içindi. Yine soru kitabı. Soru yine soru bankası. Şaşırmayacaksınız. Aa, bu soru bankası değil. Bu derste işlemelik. Burada kitaplar yazıyor. Kitaplar ve ücretleri yazıyor galiba. Bilmiyorum. AYT. Mükemmel. TYT. AYT, TYT. Felsefe var. Tarih var. Bu arada bilmeyenleriniz için ben TM seçtim. Coğrafya var. Coğrafya bir tane daha var. Kaç tane coğrafya var? Bir tane AYT coğrafya, bir tane TYT coğrafya diye bir şey var. Ne demek olduğuna dair hiçbir fikrim yok. AYT ile TYT iki farklı sınav, sadece onu biliyorum. Konu tanıma testi, yine din kültürü, tarih soru bankası ve Türkçe soru bankası. Toplamda şöyle İngilizce kitapları hariç ve 3 tane daha soru bankası hariç burada. Bu böyle 12. sınıfı beklemeden direkt böyle 11. sınıftan bütün dersleri şey yapmaya çalışıyor, işlemeye çalışıyor. O yüzden bütün AYT, TYT şeylerini çözeceğiz inşallah. Yani yorum yapmıyorum. Tabii ki mutlu değilim ama yapacak bir şey yok. Üstümü değiştireceğim. Dışarıdan geldiğimden beri böyleyim. Çünkü uyuyakaldım. Üstümü değiştirdikten sonra bakım yapacağım. Bakım yaptıktan sonra da artık tekrardan uyuyacağım. İnşallah. Büyük ihtimalle uyuyamayacağım ama. Şimdi bakım yapacağım. Yani bakım yapmayacağım. Direkt yüzümü tonikle temizleyeceğim. Sonra da artık uyurum. Ama tonikim şu an burada kalmamış. O yüzden jel yıkayacağım yüzümü. Jelim bu. Bu arada bugün çektiğim video aslında okula gidiş vlog yapayım dedim.
Ama okula giderken çektim mi hatırlamıyorum. Yani okula hazırlanırken çektim ama giderken çekmedim galiba. Eğer çekmediysem yarın giderken çekerim. Sıkıntı yok. Şimdi yüzümü bu jelle güzelce ne yıkıyorum arkadaşlar. Böyle. Daha fazla sivilcemin çıkmaması için. Sonra da yüzümü yıkıyorum. Okul açıldığından beri cildim bozuldu. Size yemin ederim yüzümde hiçbir şey yoktu. Ve yine bir şeyler çıkmaya başladı okul açıldığı için. Hepsi okulun suçu. CE. Evet, yüzümü yıkadım. Şimdi de dişlerimi fırçalayacağım. Şimdi... 2 gün önce arkadaşımla Uzi'den esinlenip bir şarkı yaptık gecenin köründe. Ama yok böyle bir şey. Outro ile kapışır. Çok güzel şarkı yazdık. Aa! Dişlerimi de fırçaladım, yüzümü de yıkadım. Artık videoyu kapatıyorum. Zaten akşam oldu. Maalesef dışarıdayken ve Beren'deyken çok çekemedim. Çünkü yemin ederim aklıma gelmedi. Unuttum. Onun dışında çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne tarz videolar istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.